Merhaba herkese, yeni bir Victrifix videosuyla karşınızdayım. Ben Aybüke Sengir. Bu hafta size yeni Örümcek Adam oyunundan, PlayStation'ın el konsolundan, yeni Testere filminden ve daha pek çok haberden bahsedeceğim. İşte karşınızda Victrifix. Spider-Man 2 için hazırlanan yepyeni bir fragman San Diego Comic-Con'da gösterildi. Venom karakterine ilk kez derin bakış attığımız fragmanda Harry Osborn, Mr. Negative ve çok daha fazlası yer alıyor. Harry Osborn ve Peter Parker arasında geçen bir diyalogla başlayan fragmanda Harry'nin ikinci şans verme ve Peter'ın dünyayı nasıl iyileştireceği hakkındaki sözlere dikkat çekiyor. Sonrasında Peter, Harry'yi Mary Jane ve Miles Morales gibi dostlarıyla tanıştırıyor. Fragmanın ilerleyen bölümünde ise simbiyot Venom karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Peter Parker'ın arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkisinde Venom'un giderek artan olumsuz etkileri de izleyiciye aktarılıyor. Yine bu sahnenin devamında Venom'un sesinden duyduğumuz "dünyayı iyileştireceğiz" cümlesi akıllara fragmanın başında Harry'den duyduklarımızı getiriyor. Harry Osborn bu hikayede Venom'un içine sızdığı beden olabilir mi? PlayStation'ın bir süredir yeni el konsolu üzerinde çalıştığını biliyorduk ama Mayıs ayındaki tanıtımdan beri ürüne dair neredeyse hiçbir şey paylaşılmadı. Geçtiğimiz hafta ise aksesuarın yeni görüntüleri sızdırıldı. Yeni sızıntı görseller eğer doğruysa tasarım Mayıs ayındaki paylaşıma göre biraz daha farklı duruyor. Reddit ile Imgur üzerinde tespit edilen yeni fotoğraflar ve video, cihazın Android işletim sistemi ile çalıştığını gösteriyor. Henüz temel halde olduğu görünen işletim sisteminin son sürümden uzak olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte sızıntıların içinde Project Q'nun kasasının boş hali ve iç detayları da yer alıyor. Cihazın ilk duyurusunda DualSense kontrol cihazları arasına sıkıştırılmış 8 inçlik bir ekran olacağını öğrenmiştik. Ancak sızıntılarda gördük ki kontrol cihazları ekranla bütünleşik bir formda, yani çıkarılamıyor. Mayıs ayındaki State of Play etkinliği sırasında Project Q, Logitech G Cloud gibi bulut oyunculuk cihazı yerine bir PS5 aksesuarı olarak tanıtılmıştı. Çünkü cihazda oyun oynamak için o oyunu önce PS5'e yüklemeniz gerekiyor. Project Q'nun çıkış tarihini ya da fiyatını hala bilmiyoruz. Tıpkı Jigsaw'un da söyleyeceği gibi Testere serisinin hayranları için oyun henüz şimdi başlıyor. 10. yapım için bizim gibi sabırsızlanan stüdyo çıkış tarihini bir ay öne çekti ve 29 Eylül'de vizyona gireceğini açıkladı. Bildiğiniz gibi geleneksel olarak bu tür filmler Cadılar Bayramı'ndan kısa süre önce vizyona giriyor. Testere serisinin resmi Twitter hesabındaki duyuru tweetine ek olarak Tobin Bell tarafından hayat verilen John Kramer karakterinde yeni filmdeki ilk halini görüyoruz. Testere 10, kronolojik açıdan Testere 1 ve Testere 2 filmleri arasında geçiyor ve bir başka zeka savaşı için Jigsaw'la bir dizi kurbanı bir araya getiriyor. Bu filmle birlikte Bell de 2017 yılındaki 8. Testere filminden sonra ilk kez Jigsaw karakterine geri dönüyor. Ayrıca Shawnee Smith de Jigsaw'un kurbanından çırağına dönüşen Amanda rolüyle geri dönecek. Amanda ilk Testere filminde Jigsaw'un meşhur işkence aletlerinden biri olan ters ayı kapanından sağ kurtulan uyuşturucu bağımlısı bir kadın olarak karşımıza çıkmıştı. CD Projekt mevcut iş gücünün yaklaşık %10'unu işten çıkartmayı planladığını duyurdu. Yani yaklaşık 100 isim şirkete veda edecek. The Witcher ve Cyberpunk geliştiricisi sürecin devam eden projelerin ihtiyaç duyduğu ekiplerin boyutunu ayarlamak ve CD Projekt grubunun stratejisine uyum sağlamak için gerçekleştiğini belirtti. İşten çıkartmalar geliştirme, yayın ve ofis destek ekiplerini etkilerken 2024'ün ilk çeyreğinde neticelenecek. Şirkete göre bu karar şirketin geliştirme süreçlerini yeniden şekillendirdiği ve çalışma düzenlemelerini optimize ettiği bir dönüşümle ilgili. Şirkete göre tazminat ödemeleri de dahil olmak üzere işten çıkartmaların şirkete maliyeti yaklaşık 1.1 milyon dolar olacak. Şirket bazı çalışanların işten çıkışının 2024'ü bulacağını ancak şeffaflık adına bunu erken açıkladıklarını ifade etti. CD Projekt Cyberpunk'ın genişleme paketi Phantom Liberty'yi 26 Eylül'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca pek çok Witcher ve Cyberpunk projesi de geliştiriliyor. Diablo 4'ün tepki çeken zayıflatma yaması ile ilgili Blizzard geri adım atmaya hazırlanıyor. Şirket değişikliklerin büyük kısmını geri alacağı yeni bir yamanın sözünü verdi. Yamadan en çok barbar ve büyücü sınıfları etkilenmişti.
Blizzard'da topluluk sorumlusu Adam Fletcher, bir daha asla böyle bir yama yapmayı düşünmüyoruz. Sizin yorumlarınızı net bir şekilde duyuyoruz derken, oyun yönetmeni Joe Piopiore ise hata yaptıklarını ima ederek oyuncuların gücünü azaltmanın asla iyi bir deneyim sunmadığının farkında olduklarını ifade etti. 1.1.1 yamasının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Bu yama her ikisi de ciddi nerf yiyen büyücü ve barbar sınıflarının gücünü artırmayı hedefliyor. Blizzard özellikle büyücüyle oynayan oyuncuların hayatta kalma kabiliyetinde artış bekleyebileceklerini dile getirdi. Yama ayrıca iki önemli oyun sonu etkinliği olan Nightmare Dungeons ve Helltides'teki canavarların yoğunluğunu da artıracak. Envanterle ilgili endişeleri giderecek 1.1.1 oyuncuların eşyalarını saklayabilecekleri ek bir Zula sekmesi de ekleyecek. Diğer gelecek yenilikleri merak edenler ayrıntıları haberimizden okuyabilirler. Diablo 4'ü hardcore modda oynayan oyuncular için işler çok zor. Saatler süren ilerlemenin kalıcı ölüm yüzünden silinmesi için tek bir bağlantı kopması yetebiliyor. Blizzard çözüm getireceğini söyledi ancak bu iş için 5-6 ay beklemek gerekebilir. San Diego Comic Con'da IGN'e konuşan yapımcı Joe Piopiora, Scroll of Escape yani kaçış parşömerinin bağlantı kopması yaşayan hardcore oyuncular için bir çözüm olabileceğini söyledi. Scroll of Escape, oyunda oyuncuyu anında güvenli bir yere ışınlamak için kullanılan oyun içi bir eşya. Piopiora'ya göre bu güncelleme ancak 3. sezonda gelecek ve eğer oyuncunun envanterinde bu eşyadan mevcutsa oyuncunun bağlantısı kesildiğinde nesne devreye otomatik girecek. Ubisoft'un uzun oyunlar yapma konusundaki hevesi hepimiz tarafından iyi biliniyor. Ancak Star Wars Outlaws'u yapan ekip oyunun Valhalla gibi bitmek bilmeyen bir oyun olmayacağının altını çiziyor. Assassin's Creed Valhalla'da oyunu tek oturuşta bitirmek için 143 saat harcamanız gerekiyor ve bazı hayranlar Star Wars Outlaws'un da aynı mantıkla geliştirildiğinden endişeleniyor. Endişelerin kaynağı ise Star Wars Outlaws gezegeninin Assassin's Creed Valhalla'daki 2 ila 3 bölge büyüklüğünde olacağını söyleyen yakın tarihli bir röportaj. Oyuna yöneltilen en önemli eleştirilerden biri pek çok oyuncunun projeyi yetersiz diye nitelediği içeriklerle şişirilmiş hissettirmesiydi. San Diego Comic Con fuarında IGN ile konuşan yaratıcı yönetmen kesinlikle 200 ya da 300 saatlik epik bitmek bilmeyen bir rol yapma oyunu yapma niyetinde değiliz diyor. Star Wars Outlaws'un 2024 yılında çıkması bekleniyor. Ubisoft'un inaktif hesapları sileceği iddiası geçen hafta ortalıkta epey bir dolaştı. Ancak şirket bu iddiaları yalanlamak için hızlı davrandı ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Ubisoft oyunlarının hayranlarını bir panik havası sardı. Çünkü ortaya çıkan dedikodulara göre oyun devi uzun süredir aktif olmayan hesapları rastgele silmeye başlayacaktı. Böylece yeterince sık oturum açmayan oyuncuların satın aldığı tüm dijital ürünler kalıcı olarak silinecekti. Neyse ki Ubisoft çok geçmeden yaptığı açıklamayla bunun gerçeği yansıtmadığını, uzun süredir aktif olmasalar da hiçbir oyuncunun kütüphanesinin silinmeyeceğini söyledi. İddiaların çıkış noktası ise inaktif Ubisoft hesapların kapatılması başlıklı bir e-postayı gün yüzüne çıkaran tweet. Söz konusu e-posta, Ubisoft hesabının geçici olarak askıya alındığını duyuran ve hesap sahibi tarafından karşı çıkılmadığı takdirde 30 gün içinde hesabın kalıcı olarak kapatılacağını bildiren bir mail taslağı. Ubisoft, IGN'e gönderdiği bir e-postada hesap silme konusundaki tutumunu netleştirdi. Yayıncı, şirketlerin kişisel bilgileri ne kadar süreyle tutabileceğinin yasalarla sınırlandığını ve uzun yıllardır etkin olmayan hesapları silmek zorunda olduğunu doğruladı. Şirket, bu politikanın yasal gereklilikler ve sektör standartlarıyla uyumlu olduğunu ve aynı zamanda dolandırıcılığı önleme işlevi gördüğünü iddia ediyor. Bununla birlikte Ubisoft, hesap silme kriterlerini de açıklık getirerek satın alınmış oyunların bulunduğu hesapların silinme ile kesinlikle karşı karşıya olmadığını da belirtti. Yani Ubisoft hesabınıza yıllardır giriş yapmadıysanız bile oyun kütüphanenizi kaybetmeniz söz konusu değil. Big to Fix'in bir kez daha sonuna geldik. Özel haber, inceleme ve kapsamlı içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın ve önümüzdeki haftada IGN'le kalın. Hepinize iyi hafta sonları.